Yıldız hoş geldin. Açalım Yıldız'ın mikrofonunu. Yıldız hamile. Hamileyim evet. Son kaç haftan kaldı? 8 aylık, 35 haftalık şu an. 35. haftadasın. Evet 35. Ve yıllar Osman Atik'le evlisin. Evet. 8, ne kaç yıllık evlisiniz siz? 11 seneden beri evliyim. 11 yıldır da eşinin fotoğrafı da ekranda. Evet. Bebeğiniz olsun diye tedaviler görmüşsünüz. Evet, tüp bebek gördüm. Tedavisi, aşılama yok, tedavisi. Yok tüp tedavi falan aşılama görmedim. Normal öyle oldu çocuk yani şeyden dolayı kadın doğuma gittim tedavi. Ama 11 yıldır çocuğunuz olmuyor. Yok olmuyordu. En büyük hayalinizin çocuğunuzun olmasıydı ikinizin evet, de. Evet. Ve sen 11 yılın yani 10 yılın sonunda hamile kaldım. Hamile kaldım. Ocak ayında, Şubat ayında. Ve dünyanın en mutlu anı olması lazım. Evet. Sizin için eşinle yıllardır beklediğin an bir bebek sahibi olacaksınız. O bebeği kucağınıza alacaksınız. Ama Yıldız Atik'in hayatında şöyle bir durum gerçekleşiyor. Osman Atik eşi 5 aydır kayıpmış. Evet. Ama nerede olduğunu biliyorum da Bartın'a gitti, işi de bıraktı, eşyayı da sattırdı. Ailemin yanında 5 aydan beri kalıyorum. Ben ailemin yanında kalıyorum, o da kaynanamın yanında kalıyor. Seni terk etti. Yani boşanma değil de bıraktı gitti, hem de borçtan dolayı, mağdur durumdan dolayı, ondan ama dolayı. Ama sen hamilesin, seni böyle bir şartta ne olursa olsun nasıl bırakır? İşte öyle yaptı. Sen ona geri dön çağrısı yapacakmışsın. Yani çocuk için yani doğumuma 5-6 gün 10 gün kaldı. Onun için. Ne söylemek istersin? Yani çocuğum için gelmesini istiyorum. Doğumum da olsun istiyorum. Ama koca seni terk ediyor hamileyken. Bırakıyor gidiyor. Yine de geri gelsin diyorsun. Evet geri gelsin yani barışmasını istiyorum. Küs müsünüz onunla? Yok küs diyelim de telefonları açmıyor. Kayınpederimi arıyorum. O da açmıyor. Meşgule atıyor. Görümceme mesaj çekiyorum. Görümcem demiş ona git kadın hamile demiş. Çocuğa yazık demiş. O da gelmek istemiyor buraya annemin yanına. Sen kimle yaşıyorsun? Ben şu an annemin yanında kaldım 5-4 aydan beri yani, annemin yanında. Yani Osman işi bırakıyor seni terk i̇şi ederken. İşi bırakıyor, eşyayı sattırıyor ikinci ele. Evet. Sonra yuvayı dağıtıyor. Yuvayı dağıtıyor, işi bırakıyor. Her şeyi bırakıyor Her gidiyor. Her şeyi bırakıyor gidiyor. Şimdi anasının babasının yanında mı yaşıyor? Evet. Ha? Ve sen yine de bir çocuğumuz olacak gel diyorsun. Evet. Yani çocuğum için yani vicdanı varsa gelir. Peki bunca ay vicdanı niye hiç devreye girmemiş? İşte. Sizi niye alıp götürmedi annesinin yanına? Ya biladerin... Her türlü problem olur. Mikrofona. Biladerin düğünü vardı. İşte bilader demiş ona sen annemin babamın yanında kal biz sana para veririz. Çoğu da ailesi yapıyor yuvamı yıkıyor. Ailesi mi yuvanızı ailesi, yıkıyor? Annesi babası yuvamı yıkıyor. Nasıl peki yani kayınvaliden kayınpederin mi? İstemiyorlar kayınpederim, mı seni? Kayınpederde var sorun. Kaynanamda bir sorun yok. 11 yıldır evlisiniz. Evet. 11 yıldır çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Sonunda çocuk sahibi oldun. Eşin bıraktı gitti seni. Evet. Kayınpederin de yuvanızı yıkıyor. Osman Atik ailesi fotoğrafı yapıyor. Ekranda söz hakkını ve cevap hakkını kullansın. Hamile bir kadını yüzüstü bırakmak hangi vicdana sığar? Ben kendisine gerçekten sormak istiyorum. Helal olsun sana da. Yani ben olsam suratına bakmam. Sen yine de çocuk için dön diyorsun. Yani ben çocuk için istiyorum. Bu suç bir de Yıldız için. Hanım. Bu bir rica minnet değil aynı zamanda. Hamile bir kadını terk etmek suç. Suç. Savcılığa da buradan ihbarda bulunurum. Reysen de harekete geçer savcılık. Suç. Ama o hiç suçunda falan değil o. Osman. Ama aile de yani bu kadar rahat davranıyorsa... Bunu olağan bir şey gibi karşılamak da aile hukukundan Osman doğan en önemli ben yani çocuğum için gelsin istiyorum. Peki. Çocuğum için beni istemiyorsa istemez ama çocuğum için. Ya sana kocalık çocuğum yapmayan için. Bu hamilelik döneminde yüzüstü bırakan biri çocuğa sahip çıkar mı? Soru işareti. Söz hakkı ve cevap hakkını kullansın lütfen.